Mesleki Gelişim Atölyesi dersinden merhaba ben ders öğretmeni Mustafa Ateş. Bugünkü dersimizde 5. öğrenme birimi girişimci fikirler, iş kurma ve yürütmenin 5. konusu yeni bir işletme kurma, yeni bir işletme konusunu işleyeceğiz. Konumuz buradan başlıyor. Araştır düşün kısmında şu soru var. Çevremizdeki işletmeler nelerdir? Şöyle bir düşündüğümüz zaman şu işletmeler çıktı. Etrafımızda İlay Tekstil Fabrikası, Konut yapan işletme yani inşaat şirketi, PTT, sığır çiftliği, fırın, Ziraat Bankası, balık çiftliği, plastik kapı pencere üreticisi, fidan yetiştiricisi, kuaför, halı yıkamacı, süpermarket, kanatlı çiftliği, kanatlı hayvan çiftliği, kasap, boş fren fabrikası, lokanta, düğün salonu, Coca-Cola dolum tesisi olduğunu görüyoruz. Bunlar tabii ki sadece birkaçı. Bu işletmeleri gruplandırmak isteseydik hangi işletmeler hangi gruplarda olurdu? Biz burada dört grup oluşturduk öğrencimizle. Birinci gruba dedik ki tarım işletmeleri. Bu saydıklarımız yukarıda saydığımız 18 taneden kaç tanesi tarım işletmesi? Şunlar balık çiftliği, kanatlı hayvan çiftliği, sığır çiftliği, fidan yetiştiricisi. İkinci gruba dedik ki bunlar da imalat işletmeleri yani üretim işletmeleri. Tekstil fabrikası, plastik kapı pencere üreticisi, boş fren fabrikası, Coca-Cola dolum tesisi, konut üreten işletme, Bunlar imalat, üretim işletmeleri. Üçüncü gruba ne dedik? Ticaret işletmeleri. Süpermarket, kasap, fırın. Ticaret işletmeleri ne yapar? Aldığı ürünü aynen satar veya üzerinde küçük bir değişiklik yaparak satar. Bunlara ticaret işletmeleri denir. Oysa imalat işletmeleri aldığı malzemenin üzerinde esaslı bir değişiklik yaparak başka bir ürüne dönüştürerek satar imalat işletmeleri. Ve dördüncü gruba dedik ki hizmet işletmeleri. Saydıklarımızdan hangileri işle, hizmet işletmeleridir? Kuaför, lokanta, düğün salonu, halı yıkamacı, ziraat bankası, PTT. Bunlara dikkat edersek, bunlara girip bir e, hizmetinden faydalanıp ücretini ödeyip çıkıyoruz. Yani bunlara girip poşete ürün doldurup çıkmıyoruz. Bunlar hizmet işletmeleri olup, müşteriye sundukları ürünler elle tutulur, somut şeyler değil, soyut hizmetler sunarlar. Sonraki soruda. Büyük bir holding ile bir okul kantinini aynı işleyişe sahip olması mümkün müdür? Şu açılardan mümkün değildir. Birincisi sermaye. Holding şirketler topluluğu demektir. Birkaç tane büyük şirket büyük şirketin aynı çatı altında yönetildiği yapıdır holding. Holdinglerin sermayesi çok çok büyüktür. Okul kantinin sermayesi oldukça düşüktür. Bundan dolayı aynı işleyişe sahip olamaz. İş gücü yani çalışan kişi sayısı Tabii ki holdinglerin çok fazla çalışanı vardır. Kantinlerin oldukça az sayıda çalışanı vardır. 1 2 3 veya 4 kişi çalışanı vardır. Yine bu yüzden de aynı işleyişe sahip olamazlar. üçüncüsü gelir bakımından holdingler çok büyük gelir elde ederler ve bu geliri yönetmek zorundadırlar. Okul kantinleri çok düşük gelir elde ederler. Yani holdinglere göre düşük. Yine bu gelirin yönetilmesi açısından da aynı işleyişe sahip olması mümkün değildir fiziksel alan yani kapsadığı alan bakımından şirki, holdinglerin fabrikaları, hizmet şirket binaları çok büyük alanı kapsarlar. Bunun yönetilmesi açısından kantinle aynı işleyişe sahip olamaz. Kantinlerin kapsadığı alan 60-70 metrekare gibi küçük bir alandır. Yönetici holdingler profesyonel yöneticiler bulundururlar. Pazarlama yöneticisi, üretim yöneticisi, tedarik yöneticisi ...muhasebe yöneticisi, insan kaynakları yöneticisi gibi. Oysa okul kantinleri profesyonel yönetici bulundurur mu? Hayır. Kantin işletmecisi kantinin aynı zamanda temizliğini de yapar, yönetimini de gerçekleştirir, tedariğini de yapar, pazarlamasını da yapar. Bu açıdan da yani yönetici açısından da holdingle kantinin işleyişi aynı değildir. Ve kullanılan malzeme bir holdingin ürün üretmek için, imalat yapmak için... Tırlar dolusu malzeme satın aldığını biliriz, değil mi? Görürüz. Oysa okul kantini, okul kantinine girdiğimizde ne kadar ürün görürüz? Yani hepsi küçücük bir odayı dolduracak kadar malzemesi vardır okul kantinin. Yani tırlar dolusu malzeme alıp bunu yönetmekle kantindeki o küçücük kısımda yer alan malzemeyi tedarik etmek, yönetmek için aynı işleyişe sahip olması gerekmez. Yani aynı işleyişe sahip değildir bu açıdan kullanılan malzeme açısından. İşletme türleri hukuki açıdan, ekonomik açıdan ve işleyiş açısından olmak üzere 3 başlık altında incelenir. Merak ediyorum başlığında işletmeleri ne şekilde sınıflandırıldığını bilmek, kurmak istediğiniz bir işletmenin hangi kategoride bulunduğunu anlamanızı sağlar. Diyelim ki bir tek kişi işletmesi kurmak istiyorsunuz, bir kasap dükkan açacaksınız. Bu sınıflandırmada hangisinin içerisindedir? Hukuki açıdan, ekonomik açıdan ve işleyiş bakımından Hangi alt kategorilerde yer alır? Bunu bilmeniz faydanıza olur. Devlet teşvikleri almak için, çeşitli sektördeki kolaylıklarla karşılaşabilmek için hangi sınıflandırmada yer aldığını bilmeniz tabii ki size pozitif yön sağlayacaktır. Etkinlik zamanında yukarıda saydığımız 18 tane işletmenin çevremizdeki işletmenin 5 tanesini seçtik ve bunların hukuki bakımdan, ekonomik bakımdan ve işleyiş bakımından hangi kategorilerde yer aldığını Buraya işaretledik. Şimdi bunlara tek tek bakalım. İlk önce hukuki bakımdan işletmeler üçe ayrılır. Özel işletme, kamu işletmesi ve yabancı sermayeli işletme. Özel işletme insanlara, kişilere aittir. Kamu işletmesi devlete aittir. Devlet sermayesi vardır içerisinde. Yabancı sermayeli işletmelerde yabancıların sermayesi vardır işletmede. Ekonomik şekil bakımından işletmeler üçe ayrılır. Mal üretenler, ticaret yapanlar ve hizmet üretenler. Ticaret yapanlar aldığı ürünü olduğu gibi satarlar veya üzerinde az bir değişiklik yaparlar. Hizmet üretenler bir mal satmaz. Somut elle tutulur bir ürün satmaz müşteriye. Müşterisine iş yaparlar. Hizmet sunarlar ve bunun ücretini alırlar. İşle iş bakımından işletmeler 7'ye ayrılmış burada. Tarım işletmesi, sanayi işletmesi, inşaat işletmesi, ulaştırma iletişim işletmeleri, finans işletmeleri, serbest meslek işletmeleri ve kiralama işletmeleri. Burada kitap yazarımızın ilk sıraya aldığı devlet demir yolları var. Devlet demir yolları hukuki şekli bakımından hangi kapsama girer? Tabii ki kamu işletmesi yani devlet işletmesi. Ekonomik şekil bakımından mal üreten mi, ticaret yapan mı, hizmet üreten mi? Tabii ki hizmet üreten işletme. Çünkü devlet demir yolları taşımacılık hizmeti veriyor. Yani müşterilerine somut elle tutulur bir ürün satışı gerçekleştirmiyor taşıma hizmeti sunup bunun ücretini alıyor. Dolayısıyla hizmet üreten işletme kapsamında ekonomik açıdan ve işleyiş bakımından ulaştırma ve iletişim işletmeleri kapsamında yer alıyor. Bizim yukarıda yazdığımız işletmelerden bakalım ilk olarak hangisini almışız? İlay tekstil fabrikası. Bu ilay tekstil fabrikası hukuki şekil bakımından özel mi, kamu mu, yabancı mı? Tabii ki özel işletme. Ekonomik açıdan mal üreten mi, ticaret yapan mı, hizmet üreten mi? Tabii ki mal üreten işletme, fabrika üretim gerçekleştiriyor. Ve işleyiş bakımından şu mor kısımdaki seçeneklerden, türlerden hangisinin kapsamına giriyor? Sanayi işletmesi. Yani imalat, üretim işletmesi. İkinci işletmemiz PTT. Hukuki açıdan özel mi, kamu mu, yabancı mı? PTT tabii ki kamu işletmesi. Yani devlet işletmesi. Ekonomik açıdan mal mı üretir, ticaret mi yapar, hizmet mi üretir? tabii ki hizmet üretir. Ulaştırma hizmeti, bankacılık hizmetleri gibi hizmetler sunarak para kazanan bir işletmedir. Yani ticaret yapmaz, mal üretip piyasaya sunmaz. Ve PTT şu üçüncü ayrımda, şu mor renkli alanda işleyiş bakımından ulaştırma ve iletişim işletmeleri kapsamında yer alır. Çentiyi buraya bıraktık. Bir sonraki işletme kasap dükkanı hukuki bakımdan Özel işletme midir? Kamu mudur? Yabancı mıdır? Tabii ki özel işletme bir kişiye ait. Ekonomik açıdan mal üreten midir? Ticaret yapan mıdır? Hizmet üreten midir? Ticaret yapandır. Yani aldığı ürünleri olduğu gibi sattığı için veya üzerinde az bir değişiklik yaptığı için ticaret işletmesidir diyoruz. İşleyiş bakımından kasap dükkanı şuradaki sınıflardan herhangi birisine dahil değildir dedik. Dahil edemedik buradaki sınıflardan herhangi birisine. Ve dördüncü işletmemiz seçtiğimiz dördüncü işletme kuaför. Kuaför işletmesi hukuki bakımdan özel mi, kamu mu, yabancı mı? Tabii ki özel bir işletme. Çentiyi buraya koyduk. Bir kişiye ait, gerçek bir kişiye ait bir işletme olduğu için özel işletme. Ekonomik bakımdan mal mı üretir, ticaret mi yapar, hizmet mi üretir? Kuaför, hizmet sunumu gerçekleştirerek para kazanan bir işletmedir. Onun için çentiyi buraya koyduk. İşleyiş bakımından Şunların hangisinin kapsamına girer? Tarım değil, sanayi değil, yani imalat değil, inşaat değil, ulaştırma değil. Finans değil, yani banka gibi bir kuruluş değil. O zaman kiralama olmadığına göre serbest meslek faaliyetleri kapsamında olabilir diye değerlendirdik. Çentiyi buraya koyduk. Ve beşinci işletme Coca-Cola dolum tesisi. Hukuki bakımdan özel mi, kamu mu, yabancı mı? Elbette ki yabancı sermayeli işletme. Ekonomik bakımdan mal mı üretir, ticaret mi yapar, hizmet mi üretir? mal üreten işletme olduğunu görüyoruz. Coca-Cola dolum tesisinin çentiyi buraya bıraktık. İşleyiş bakımından tarım değil, sanayi işletmesi mi? Evet, imalat gerçekleştirdiği için sanayi işletmesi çentik burada yer alıyor. Girişimcilikte en sık kullanılan yani en çok rastladığımız işletme türü tek kişi işletmeleriyle limited şirketlerdir. Etrafımıza baktığımız zaman tek kişi işletmeleri oldukça fazladır. Ve şirketlerden de limited şirketler çok fazladır. Limited şirket anonim şirkete göre 9-10 kat daha fazla sayıda yer almaktadır iş piyasasında. İşletmeleri hukuki açıdan özel işletme, kamu işletmesi ve yabancı sermayeli işletme olarak sınıflandırırsak özel işletmeler kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Bunlar neler? Tek kişi işletmesi, şirketler, kooperatifler ve dernek vakıfların iktisadi işletmeleri. Şirketler bunların içerisinde kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Adi yani sıradan şirketle ticaret şirketleri. Ticaret şirketleri de ikiye ayrılır. Şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri. Şahıs şirketleri ikiye ayrılır. Kolektif şirket, komandit şirket. Sermaye şirketleri üçe ayrılır. Limited şirket, anonim şirket ve eshamlı komandit şirket. Paylı komandit şirket. Şimdi buradaki kamu işletmeleri hangileridir? Bunun detayına bakmaya çalışalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesindeyiz. Burada Türkiye'de şu an faaliyette bulunan kamu işletmeleri, devlet işletmeleri yer alıyor. Ve şuradaki yüzde oran da bu işletmedeki devletin payını gösteriyor. Şu sol tarafta A kısmında makine kimya endüstrisi, devlet malzeme ofisi, Etimaden, elektrik üretim anonim şirketi, BOTAŞ, toprak mahsulleri ofisi, Çaykur, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, B kısmında Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü. Bunlarda devletin payı %100 sol taraftakilerde. Sağ tarafa bakalım. C kısmında Sümer Holding, Doğusan, Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Hepsini saymıyorum. Hızlı geçiyorum. Ve C, C kısmında kamu sermayeli bankalar var. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Eximbank, Bank, Kalkınma Yatırım Bankası, Emlak Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Vakıf Bank, İller Bankası tam 8 tane. Bunlar da devlet işletmeleri kapsamında. Şu sağ tarafta bunlardaki devlet paylarını görüyorsunuz. Hepsinde %50'den fazla devletin payı var. Ve D kısmında diğer işletmeler. TRT, Atatürk Orman Çiftliği, TürkSat, PTT, BİAŞ, Asfat, USAŞ, NÜTED, Türk Reasürans, Anonim Şirketi gibi şu tabloda yer alan işletmeler kamu işletmeleridir. Yabancı sermayeli işletmeleri de biraz yakından bakalım. Gebze Organize Sanayi Bölgesi kurumsal internet sitesindeyiz. Almanya sermayeli işletmeler şu sağ tarafta. Bunlardan Siemens tanıdık. Amerika sermayeli Alarco, Avon, Colgate, Procter Gamble tanıdık işletmeler. Şu ülkelerden de işletmeler var bu Gebze'de faaliyet gösteren. Kore Sermayeli Arçelik LG Ortaklığı Sanayi Ticaret Anonim Şirketi var. Türkiye'deki yabancı sermayeli işletmeler tabii ki bundan ibaret değil. Coca-Cola var, Ikea var, Tofaş, Renault, Mercedes... Birçok sayıda Türkiye'de yabancı sermayeli işletme yer alıyor. Projesi KOP internet sitesindeyiz. Burada şöyle bir makale kaleme alınmış. Türkiye'de faaliyet gösteren en güçlü 4 yabancı şirket. Bunlardan birincisi Mercedes-Benz, Türkiye'de faaliyette bulunan şirketlerden. ikincisi BSH, Bosch Siemens profili üreticisi olan. Bir diğeri Japon Tobacco International, tütün mamulleri üreticisi. Ve bir diğeri ISS Türkiye, tesis yönetim hizmetleri şirketi. Bunlar Türkiye'deki en güçlü 4 tane yabancı şirket olarak sınıflandırılmış bu sitede. Tek kişi işletmeleri hangileridir? Etrafımızda bunlardan çokça görürüz. Bu tek kişi işletmeleri kuaför, tavuk döner salonu, lokanta, pastane, terzi, oto yıkama, giysi mağazası, fırın, nalbur kasap, market, züccaciye mağazası, kuru yemişçi, halı yıkamacı, fitness salonu, telefon, tamir ve satış yeri. Dikkat ederseniz bunlar küçük işletmeler. Tek kişi işletmeleri küçüktür ve bir kişi tarafından yönetilir. Bir kişi tarafından bütün ihtiyaçları, tedarikleri yapılır. Bir kişi tarafından pazarlaması yapılır, yönetimi Birçok faaliyetleri tek kişi tarafından yapıldığı için bunlara tek kişi işletmesi denir. Kooperatiflere bakalım yakından. Türkiye'deki kooperatif türleri hangileridir? Ticaret Bakanlığı'nın kooperatif bilgi sistemi internet sitesindeyiz, web sitesindeyiz. Şurada kuruluş tipi olarak kooperatif seçtik. Buradan da kooperatifin türlerine bakalım. Burada çok sayıda kooperatif türü var. 30'dan fazla zannediyorum. Birkaç tanesini okuyalım. Basın, yayın ve iletişim kooperatifi Deniz Yük Taşıma Kooperatifi, Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi, İşletme Kooperatifi, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Tarım Satış Kooperatifi, Temin Tevzi Kooperatifi, Tüketim Kooperatifi, Yaş Sebze Meyve Pazarlama Kooperatifi, Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi şeklinde birçok kooperatif türü Türkiye'de faaliyette bulunuyor. Bir de dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri. Bundan da bir iki tanesini inceleyelim. Mesela Kızılay Maden Suları. Kızılay kamuya yararlı hizmetler yapan bir dernektir. Hem ulusal çapta hem de uluslararası çapta faaliyetleri vardır. Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için bağışlar toplar ve bir de iktisadi işletmesinden gelir elde eder. İktisadi işletmesinden gelir elde ederek yardım faaliyetlerini finanse etmeye çalışır. Kızılay Maden Suları Kızılay Derneği'nin bir iktisadi işletmesidir. Ve yine Yeşilay Derneği, Yeşilay Derneği Türkiye'de faaliyetleri olan çok tanınmış sivil toplum kuruluşudur. Faaliyetlerini gerçekleştirmesi için gelir elde etmesi gerekir. Bu gelirleri bağış yoluyla elde eder ve bir de burada gördüğümüz iktisadi işletmesinden gelir elde ederek faaliyetlerini sürdürmeye çalışır. Bu iktisadi işletmesi online satış yapıyor. Şurada hangi ürünlerin olduğunu şu başlıklara dokunarak görebiliriz. Mesela saat ürünleri satışı yapıyor. Bir başka ürüne bakalım. Şurada yine başka ürünler görüyoruz. Yeşilay Market'in ürünleri. Buradan ürün satın alarak Yeşilay'ın kamusal hizmetlerine bizim de bir katkımızın olmasını sağlamış oluruz. Şimdi dedik ki Türkiye'de en yaygın olan işletme türleri tek kişi işletmeleriyle limited şirketler. Tek kişi işletmelerinde sermayenin sahibi ve yöneticisi aynı kişidir. İdarenin sorumluluğu yine aynı kişidedir. İşletmede meydana gelen bütün kar ve zarardan yine aynı kişi sorumludur. Yani tek bir kişi tarafından işletmenin bütün faaliyetleri çekilip çevriliyor. Sorumlu tek bir kişi ve bu işletme küçük bir işletme. Tek kişi işletmelerinin başlıca özellikleri hızlı karar alabilmesi. Küçük işletme tek kişi tarafından yönetildiği için e, tek kişi çok hızlı karar verip işletmede hangi ürünü satacak, hangi ürünü artık satışını yapmayacak veya hangi günler işletmesini açacak, hangi günler işletmesini kapalı tutacak gibi birçok kararı çok hızlı bir şekilde alıp uygulayabilir. Çünkü tek bir kişi vardır. Ama şirketler böyle değildir. Şirketler kurullar tarafından yönetilir. Faaliyetlerin yürütülmesinde o alınan, etkili olan, o alınan kararlar kurullar tarafından alınır. Kurulun bir toplantı zamanı vardır. Kararların alması için müzakereler yapılır kurul toplantısında. Yani şirketlerin karar alma süreçleri daha çetrefillidir, daha uzundur. Oysa tek kişi işletmelerinde kararlar tek kişi tarafından çok hızlı bir şekilde verilir. Çalışma kapasitesi belli bir seviyenin üzerine çıkamaz tek kişi işletmesinin çünkü sermaye kısıtı vardır. E, tek bir kişi olduğu için sermayesi çok düşüktür. E, Personel sayısı da Tek bir kişi çalıştığı için personel bakımından da kapasitesini fazla artıramaz. Girişimin varlığı girişimcinin varlığına bağlıdır. Yani o işletme okuran girişimci varsa işletme vardır. O girişimci yoksa o işletme yoktur. E şirketler böyle midir? Bir ortak ayrılır, şirket hala faaliyetine devam ediyor olabilir. Bir ortak çıkar, başka bir ortak girer. Girişimcinin işletmeden çekebileceği parada sınır olmadığı için servet oluşturması kolay olur. Ayrıca girişimci kendi şahsi giderlerini azaltıp işletmesine sermaye olarak aktararak kendisinden azalttığı kıstığı giderleri işletmesine aktararak işletmesinin borç almasına gerek kalmaz. Banka kredisi kullanmasına gerek kalmaz. Oysa şirketlerde böyle midir? Şirket ortakları kendi evinin masraflarından kısıp şirkete sermaye aktarma gibi bir çabaya pek düşmezler. Diyelim ki bir tek kişi işletmesi kurmak istiyorsunuz. Kuruluş aşamaları çok kısa. Kuruluş için önce bir mali müşavirle anlaşmalısınız. 500-750 lira arası kitap yazarımız tespit etmiş bunu. 2020 yılının rakamı bu. Önce mali müşavirle anlaşacaksınız. Bu size kuruluş sırasında danışmanlık hizmeti verecek. Mali yönlendiricilik hizmeti verecek. İkinci aşama bu aşamada bir notere giderek mali müşavirinize vekaletname vereceksiniz. Kuruluş için onu yetkilendirdiğinize dair vekaletname çıkarttıracaksınız, onaylayacaksınız mali müşavire vereceksiniz. Bu işlemin bedeli 2020 yılında 120-150 lira arası. Üçüncü aşama işletmemiz kuruldu. Yani bir şahıs işletmesini kurmak çok kısa sürüyor. Ortalama kuruluş maliyeti 750 bin TL civarında. Yazar kasa almanız gerekirse 1000 lira civarında ilave maliyet olacak. Oda kaydı yaptırmanız gerekirse, ticaret odası veya sanayi odası kaydı yaptırmanız gerekirse, esnaf odasına kayıt gibi Yine 1000 lira civarında maliyet. Marka tescil işlemleri yapılacaksa yani işletmeniz kendine ait bir marka kullanacaksa 1000 lira civarında ekstra bir maliyeti olacak. Yani 4-5 bin liraya bir tek kişi işletmesi kurmanız çok kolay olacaktır. Ve gerekli evrakı hazırlayın. Dördüncü aşama. Gerekli evrak hangisi? Kimlik fotokopisi işletme sahibinin ve ikametgah belgesi. İşçili kira ise kontrat. Bunları mali müşavire vereceksiniz ki mali müşavir kuruluş işlemlerinde bunları kullanabilecek. Ve limited şirkete bakalım. En yaygın işletme türlerinden. Limited şirket bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulan ticaret şirketidir. Limited şirket tek kişi işletmesine göre çok daha kurallıdır. Çok daha sıkı kurallara, sıkı takiplere tabidir. Limited şirket ticaret ünvanı kullanmak zorundadır. Ticaret ünvanı. Oysa tek kişi işletmeleri ticaret ünvanı kullanmak zorunda değil. İşletme adı yetiyor. Mesela Bahar Temizlik Ürünleri veya Erdem Kasap gibi işletme adı kullanır. Tek kişi işletmesi. Ama limited şirketlerin uzun bir ismi vardır. Bu ünvanı, ismi kullanmak zorundadır. Limited şirketlerin kuruluş aşamaları biraz daha uzundur. Biraz daha zorlayıcıdır. Birinci sırada yine mali müşavirle sözleşme yapacaksınız. Kuruluş sırasında kuruluş işlemlerini sizin yani şirket kurucularının adına mali müşavir gerçekleştirecek. İkinci aşamada kuruluş için gerekli evrak evrak hazırlayın. Bunlar nedir? Kurucuların ikametgah belgeleri, kimlik fotokopileri, ayrıca şu bilgiler de yer alması gerekiyor. Şirketin merkez adresi neresi olacak? İş yerinin kira ise eğer bu binanın kira sözleşmesi. Şirketin ünvanı nedir? Mesela ABC Temizlik Ürünleri Limited Şirketi gibi. Ve kurulacak şirketin sermaye tutarı ne kadar olacak? Kaç TL sermaye ile kurulacak? Şirketi kim temsil edecek? Şirketi kanun önünde temsil etmek için kimin ismi yer alacak belgelerde? Şirket kurucularının sermaye payları, sermaye oranları ne kadar olacak? Mali müşavire bu bilgilerin verilmesi gerekiyor. Üçüncü aşamaya bakalım. Şirket ana sözleşmesi hazırlanmalı. Yani şirketin anayasası gibi bir şey bu. Şirketin ana sözleşmesi bu ana sözleşmenin ortaklar tarafından hazırlanıp yine mali müşavire verilmesi gerekir. Dördüncü aşama şirket için vergi numarası çıkarılmalı vergi dairesinden ve bankada bir şirket hesabı açtırılmalı. Çünkü sermaye bankadaki bu şirket hesabına yatırılacak. Beşinci aşama belgeleri tamamlayalım. Bu belgelerle ticaret siciline gidilecek ve kuruluş ticaret siciline tescille gerçekleşecek. Altıncı aşamada ticari faaliyetin başlangıcı yer almış. Limited şirket kurmanın maliyeti 2020 yılında 2500-3000 lira arası demiş kitap yazarımız. 7. sırada belediyeye başvuru yapılması gerekiyor. Belediyeye niçin başvuru yapılacak? Çünkü iş yeri açma ruhsatı belediyeler tarafından veriliyor. Bu ruhsatın alınmadığı iş yerlerinin çalıştırılması yasak. 8. sırada sanayi odası veya ticaret odası. Bu iki odadan birisine şirketin kaydedilmesi gerekiyor. Bunu da yine mali müşavir kurucular adına, şirket adına gidip yapacak. Dokuzuncu sırada vergi dairesine işe başlama bildirimi verilmesi gerekiyor. Onuncu sırada diğer resmi evrak tamamlanır. Bunlar nedir? Şirketin tutması gereken ticari defterler, imza sirküleri, şirketin kullanacağı faturalar, ticari belgeler bunlar temin edilip şirketin faaliyetlerine başlanır. Görüldüğü gibi bu limite şirketin kurulma süreci çok daha uzun. Neye göre? Tek kişi işletmesine göre. Bilginin peşinde başlığına geldik. Bir şirket kurmak için ve bir şirketi kapatmak için gerekenleri kaynaklardan araştırınız. Bununla ilgili bir video izleyelim şimdi. Videonun yapılmasında emeği geçenlere ve İstanbul Sanayi Odası çalışanlarına teşekkür ederiz. Görüldüğü gibi Sanayi Odası'ndan birçok işlemler tek bir noktada gerçekleştirildi. Vergi dairesine başvuru, kuruluş başvurusu, sosyal güvenlik kurumuna gerekli bildirimler tek bir noktadan Sanayi Odası'ndaki o ilgili birimden gerçekleştirilmiş oldu. Bu derste öğrendiğiniz işletme türleri ve işletmelerin kurulum aşamaları bir iş fikrini hayata geçirmek istediğinizde nasıl bir yol haritası izleme, çizmeniz gerektiği konusunda size fikir verecektir. Gelecekte eğer girişimci olmak istiyorsanız şimdiden bu konuda bir farkındalığınız olacak. İşletme türleri konusunda bir bilginiz olmuş olacak. Gelecekteki kuracağınız işletme için şimdiden bir altyapı, bilgi altyapısı oluşturmuş oluyorsunuz. Veya etrafınızda işletme kurmak isteyenler varsa onlara bu konuda belki bir iki bilgi aktarabileceğiniz bilginiz olmuş oluyor. Şimdi bu kısma geldik. Aşağıda verilen cümlelerin başındaki boşluğa cümle doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Biz çentik ve çarpı koyacağız. Tek kişi işletmesini kurmak, limited şirket kurmaya göre daha kısa sürer. Maliyeti daha azdır ve gerekli evrak daha azdır. Doğru mu? Evet, doğru. İkinci soru, limited şirketi kapatmak tek kişi işletmesini kapatmaktan daha kolaydır. Hani limited şirketi kurmak, tek kişi işletmesini kurmaya göre süreç biraz daha uzundu ya, e, kapatma işlemleri de bu şekilde olması gerekir. Tek kişi işletmesini kapatmaya göre limited şirketi kapatma süreci biraz daha uzun, biraz daha zorlu olması gerekir. Dolayısıyla çarpı koyduk. Yani ifade yanlış. Limited şirketlerde sabit vergi oranı avantajı vardır. Doğru. Limited şirketin kazancından %22 oranında kurumlar vergisi ödenir şirket tarafından. Oysa tek kişi işletmesi kazancından değişen oranlarda vergi öder. 15'ten başlayıp 40'a kadar değişen oranlarda tek kişi işletmeleri gelir vergisi öder. Dördüncü soru. Tek kişi işletmelerinde karar alma ve uygulama süreci limited şirketlere göre daha hızlı ve kolaydır. Doğru mu? Evet. Çünkü tek bir kişi var işletmeyi yöneten ve bu işletmenin işleyişinde bütün kararlar bu tek kişi tarafından alınıyor. Yani bir toplantı yapılması, birkaç kişiyle oturup müzakere yapılması gerekmediği için tek kişi anında karar verip uygulayabiliyor. Yeni göreviniz şu. İşletmeleri faaliyet alanlarına göre nasıl sınıflandırabiliriz? Faaliyet alanları. İşte burada NACE kodu karşımıza çıkıyor. NACE kodu nedir? Nomenclature des activités dans la communauté européenne. Evet, o konu bu şekilde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet sayfasındayız. NACE sınıflandırma listesini buradan indirip bakacağız. Şu Excel formatında indir düğmesine dokunuyoruz ve şimdi buradan açıp bakalım. Her bir faaliyetin 6 haneli kodu var. Şu sağda gördüklerimiz işletme faaliyetleri. Mesela acı bakla yetiştiriciliği. Bunun kodu 011107. Biraz aşağı gidelim. Çavdar yetiştiriciliği. Bunlar bir işletme faaliyetleri ya, ekonomik faaliyetler. Avrupa topluluğunda bunun ekonomik kodu 011112. Biraz daha aşağı gidelim. Havuç yetiştiriciliği. Böyle bir ekonomik faaliyet ve bunun kodu 011322. Peki burada kaç tane kod var? 10.700 civarında diyelim. 10.700 tane ekonomik kod var burada. Son kod 990015. Son sıralardaki şeylere bakalım. Mesela Dünya Ticaret Örgütü'nün faaliyetleri. Bu da bir ekonomik faaliyet ve kodu 990015. Arzu halcilik hizmetleri 960918. Hani bu adliye önlerinde dilekçe yazıcılar vardır ya. Onların faaliyetleri. Bu da bir ekonomik faaliyet olarak tanımlanıyor ve kodu burada. Fal, bakma, astroloji ve tinsel faaliyetler. Bunun da ekonomik kodu var bakın. İlginç değil mi? 960903 Nikah salonları hizmeti. Bu da ekonomik faaliyet ve kodu şurada yer alıyor. Avrupa'nın neresine giderseniz gidin aynı kodun, aynı ismin yer alması için, karşılaştırmaların yapılabilmesi için, istatistik bilgilerin üretilebilmesi için bu NACE listesi, faaliyet alanları listesi oluşturulmuştur. Bu haftaki mesleki gelişim atölyesi dersimizde 5. öğrenme birimi Girişimci fikirler, iş kurma ve yürütmenin 5. konusu yeni bir işletme konusunu işledik. Sonraki derslerimize görüşmek üzere. Herkese iyi günler.